Niyazi, Mustafa emmi kapa kapa. Günaydın lan Niyazi, erkencisin. Günaydın lan. Sabaha kadar gözüme uyku girmedi lan. Kafam hep Cemal'de. He, ben de onu düşündüm ya. Emme, Gül'le bütün gece beraberdi. Gül vazgeçirmiştir onu. Yani vazgeçilmese niye bütün gece beraber kalsın? Aha, iyi insan lafının üstüne. Cemal! Cemal, günaydın. Günaydın. Nasılsın? İyi, Sıddık. Günaydın Niyazi. Günaydın Cemal Efe. Anlat bakalım, ne oldu dün gece? Nasıl geçti? Dün gece... karışık. Karışık? Nasıl karışık lan? Neyin karışığı bu? Ya... Gül. Kafamı çok karıştırdı ya. Kız... belli. Çok seviyor. Canım o belli, o belli de seni ikna edebildi mi? Onu deyiveye bakayım. Yani gitmeyeyim diye çok ısrar etti tabii de. De? De ne lan? Israr etmedi, de ne? Kalacaksın tabii, gitmeyeceksin. Bana öyle değil mi öyle cümleler kurma. Ya Sıddık, gitmeyeceğim, kalacağım da ne değişecek? Hı? Bak kardeşim, aşkta gurur adamı kalbinden vurur. Döne döne vurur. Vuruldukça dönersin, döndükçe vurulursun. Şş, oğlum kız senin peşinden garaja geldi lan. O halini bir görsen vallahi parçalanırdı için. Oğlum sen sevmiyor musun lan bu kızı? Seviyorum Sıddık. Sevmez olur muyum? Hem de çok seviyorum. Ama kalırsam daha çok seveceğim. Sorun burada işte. Sonu da yok bunun. O da yanacak, ben de yanacağım. Ne olacak sonra? Arkadaş sen kafayı iyice bir karıştırıp sütlaca çevirmişsin. Sen en iyisi düşün biraz. Düşüneceğim. Zaten Gül'e de düşüneceğime dair söz verdim. Heh, tamam bak sen sakin kafayla düşün, tamam mı? Geç içeriye otur, orada sakin sakin düşün. Biz Sıddık'la burada bekleyip dururuz. Ha, aklına bir şey takılır da işin içinden çıkamazsan bize danışıverirsin. Sonra yanlışlığa doğruları götürmesin. Tamam Niyazi, tamam. Düşün tabii. Ne diyorsun? Gitmez galiba. İnşallah. Herhalde yani. Çay koyayım mı? İstemez. Konsantrasyonunu bozmayayım çocuğun. Dur lan. Bu niye geldi şimdi ya? Ya Cemal de tam düşünme aşamasında ya. Günaydın beyler. Günaydın. Günaydın. Günaydın Hekim Bey. Hayırdır sabah sabah? Biraz erken kalktım da bugün. Cemal. Biraz konuşabilir miyiz? Hatırlarsan son konuşmamızda bir sonuca varamamıştık. Evet. Ama bu sefer kesinlikle bir sonuca varacağız. Mutlaka konuşmamız lazım. İyi. Buyur gel, konuşalım. Burada olmaz. İstersen biraz yürüyelim. Yok ya, ne edeceksiniz? İki erkek yollarda yürüyüp konuşun işte burada. Bunlar özel meseleler Muhtar Bey. Sizin yanınızda konuşamayız. Tamam, biz karşı kaldırıma geçeriz. Siz burada konuşuyorsunuz. Ne olacak? Lütfen, lütfen zahmet etmeyin. Yani şimdi burası kahve, gelen falan olur. Biz en iyisi gidelim. Ya Gayfe benim, sana ne? Başkası gelmez, sen burada konuş. Gerek yok diyorum ya, gerek yok. Ya var gerek, burada konuş, öleceğim mi? Allah Allah, ya sizi ne ilgilendirir kardeşim, biz yürüyelim diyorum. Ya kardeşim yürüme diyoruz, köylük yerde ne gerek var diyoruz. Konuş burada diyoruz. Ne inat ettin ya? Allah Allah. Sıddık. Tamam, tamam, uzatmayın. Buyur. Nerede istiyorsan konuşalım. Bu Hekim Bey işleri bozmasa bari. Şşş. Al. Sana kocaman tenha bir sokak. Ne istiyorsan konuş işte. Peki. Laf fazla uzatmayacağım. Gül'le evlenmek üzere olduğumuzu öğrenmek seni fazlasıyla gerdi. İyi işte, daha da gelmeden ne söyleyeceksen söyle.
bizim seninle bu köydeki hikayemiz biraz tatsız başladı. Ama sonra kahvede herkesin içinde el sıkıştık ve arkadaş olduk. O yüzden şimdi bu söyleyeceklerimi bir arkadaş olarak söylüyorum. Sen de öyle dinle lütfen. Gül İstanbul'dan buraya geldi çünkü onu aldattığımı düşünüyordu Cemal. Biz evlenmek üzereydik. Nikahımıza bir hafta vardı. Ben de tabii hemen peşinden buraya geldim ve ona yanlış düşündüğümü, benim onu aldatmadığımı ispat etmeye çalıştım ve nihayet bunu başardım. Sonuç olarak Gül de yumuşadı ve tekrar konuşmaya başladık. Nihayet. Tabii bu arada yaşadığı bir travma var. Bu travmadan dolayı kafası biraz karışık. Ve bu karışıklıkla sana yönlenmiş ve seni sevdiğini düşünmeye başlamış. Ama ben bunun gerçek bir sevgi olduğunu düşünmüyorum Cemal. Çünkü eğer bu gerçek bir sevgi olsaydı senin evlilik teklifini reddetmezdi. Çünkü benimkini reddetmemişti. Yani onun kafası hala bu kadar karışıkken ona biraz zaman vermemiz lazım. İkimizin de. İyi tamam uzatma hadi sadede gel. Tamam. Sadede geleyim. Gül'ün karşısına çıkıp onun kafasını daha fazla karıştırmanı istemiyorum. Hele hele geceyi kızla beraber geçirip onu etkilemeni hiç istemiyorum Cemal. Çünkü o benim evleneceğim kız. Ve ben onu deliler gibi seviyorum. Dinlediğin için sağ ol. Hekim bey gelip duru. Hekim, niye tek geldi lan bu? Hayırdır hekim bey? Kesin karıştırdı bu. Aha Cemal gelip duru. Cemal, kesin bu karıştırdı bir şeyler. Sıddık, garaja götür. Garaja maraja götürmem. Sen daha düşüneceksin. Düşüneceğin şeyler var senin. Hadi düşün biraz. Yok, düşüneceğim hiçbir şey yok. Hadi Sıddık, hadi. Cemal bak bu adam sana ne dedi bilmiyorsun değil mi? Bir adamın lafıyla köy bırakılıp gurbete gidilmez arkadaş. Adam bana hiçbir şey demedi Niyazi. Benim başta buraya dönmem hataydı. Aynı şey karşıma çıkıp duracak ben burada kaldıkça. Hadi Sıddık, hadi gözünü seveyim hadi. Yok Cemal ben götürmem. Garajda ağlamaktan anam ağladı. Yemin ediyorum bittim ya. Otur düşür sen biraz hadi. Niyazi, sen götürüver bu sefer. Ben hiç götürvermem. İyi, tamam. Ben kendim gidiyorum garaja. Babama da söylersiniz. Anahtarı oradaki emanete bırakıyorum, gelir alır tamam? Sağ ol Niyazi. Oğlum dur lan! Cemal, ya, oğlum dursana! Cemal! Cemal kime diyorum ya? Cemal bir düşün. Nereye gidiyor oğlum ya? Vallahi gidiyor bu yani. Allah canını almasın senin ya. Cemal. Kemerini tak. Bu çocukla katır inadı var katır. Şşş Gül'ü ara Gül'ü ara. Oğlum onun ağlamasına kimse dayanamaz. Hiçbir erkek dayanamaz ara hemen. Efendim Niyazi Bey. Gül yetiş. Cemal gidip duru. Ne? Oh. Nereye? Ya Kaan'la konuştu, köyü terk edip duru, gidip duru. Gül, yetiş. Yetiş Gül. Tamam, tamam. Arıyorum ben şimdi. Cemal, hayır ya. Cemal nereye gidip duru? Ya İzmir'e gitti, çekti gitti. Ne vakit? Az önce Hindi ya. O gitti, ben telefona sarıldım, sen geliverdin. Anahtarı ver. Anahtar üstünde durup duru arabanın. Hadi üstüne, hadi. Yetiş ver üstüne emmi.
Hanım Gül. Cemal ne yapıyorsun? Gidiyorum Gül. Biliyorum da niye? Ya Cemal bak lütfen gitme ya. Yalvarıyorum bak gitme. Gül. Benim bu gidişim yalvarmaya değmez. Cemal. Ya Cemal ben sensiz ne yapacağım bu köyde? Gitme diyorum ya. Bak. Bu dünyada sadece ikimiz olsaydık. Emin ol bir dakika bile ayrılmazdım yanımda. Ama şimdi gitmem lazım. Cemal. Hoşça kal. İn bakayım babacığım. Merhaba babacığım. Gidiyorum işte baba. Nereye babacığım? İzmir'e. Bu ne babacığım? Ne baba? Bu ne babacığım? Araba. Babacığım bu ne? Araba işte baba. Babacığım bu ne? Ha. Araba değil tamam. Kamyonet. Babacığım bu ne? Baba kamyonet. Bu ne babacığım? Ne yapmaya çalışıyorsun baba? Kamyonet işte. Babacığım bu ne? Baba kamyonet, kamyonet, kamyonet işte kocaman duruyor orada kamyonet. Bu ne babacığım? Ha, anladım. Yani kamyoneti niye alıyorsun diyorsun ama ben Niyazi'ye söylemiştim baba. Orada garajda verecektim emanet anahtarını. Bu ne babacığım? Bu ne? Baba kamyonet. Bu ne babacığım? Kamyonet. Bu ne babacığım? Baba kamyonet işte kamyonet görüyorsun kocaman kamyonet ya kamyonet. Bu ne babacığım? Baba ne yapıyorsun sen? Babacığım bu ne? Baba ne yapıyorsun sen? Babacığım bu ne? Baba kamyonet. Babacığım bu ne? Kamyonet baba kamyonet. Bu ne babacığım? Kamyonet işte kamyonet kocaman duruyor orada. Babacığım bu ne? Ya bu var ya bu kamyonet bak. Kamyonet, masmavi kapısı olan kamyonet bu. Kamyonet, kamyonet işte, kamyonet. Ne yapmaya çalışıyorsun, delirteceksin mi beni? Kamyonet işte, al sana kamyonet. Kamyonet, kamyonet. Kamyonet bu var. Oldu mu kamyonet? Tamam mı? Tamam mı? Delirteceksin mi beni? Al sana kamyonet. Ya Cemal. Ya. İşte öyle oluyor. Sen hatırlar mısın bilmem. 5 yaşında yavadın, yoktun.
Ananla seni alıp Muğla'ya götürüvermiştim. Sen küçücük ömründe ilk defa mavi bir kamyonet görüverdiydin. Beni defalarca babacığım bu ne? Babacığım bu ne diye soruverdiydin. Ben de defalarca mavi kamyonet oğlum. Mavi kamyonet yavrum. Mavi kamyonet aslanım dediydim. Hiç kızmadan, hiç bağırmadan sabırla mavi kamyonet yavrum devredeydim. Baba sabrıyla neden dersen benim oğlum konuşuverdiydi ya. Binlerce defa, milyonlarca defa sorsa ne olacaktı? Ben mutluydum yani. Sonra sen bana bu kamyoneti alıver baba dediydin. Ben de sana büyüyünce alıvereceğim sana kamyoneti söz dediydim. Cemal, bu kamyonet o mavi kamyonet işte bu kamyonet askerden geliverdin söz verdim diye sana bunu alıverdim ben. Bak yine bana kızdın, öfkelendin. Ben yine senin sesimi yükseltmiyorum. Niye? Niye Cemal? Çünkü bende baba sabrı vardı ondan. Baba sabrı. Şimdi sen ne diyorsun? Ananı, köyünü, kardeşlerini, sevdiklerini, beni arkanda koyup gidiveriyor. Ben de baba sabrı bağ. Vada. Bu kadarını baba sabrı da kaldırmaz. Cemal. Ben o Cemal'i istiyorum. Saf Cemal'i. Benim baba sabrım buna yetmez. Benim bildiğim Cemal de ailesini arkasında bırakıp çekip gitmez. Şimdi eğer sen o cimaysan kal. Yok. Sen o cimal değilsen durduğun kabahat cimal. Ben sana ne diyeyim? Aslanım.